Avrupa Birliği aslında Türkiye için 40 yılı aşkındır bir rüya. Çok değişik evrelerde, değişik hükümetler zamanında gündeme geldi. Farklı nedenlerle maalesef biz 2005 senesine kadar bu görüşmelere başlayamadık. Ama 2005'ten itibaren biliyorsunuz üye olma süreci fiilen başladı. Önünde bir takım politik engeller var gibi görünüyorsa, kamuoyunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda destek azalmış işte görünse, aslında bu değişim süreci içinde en azından kanuni tarafta ve iş yapma biçimi tarafında çok ciddi değişiklikler Türkiye yaşıyor. Bunu aslında en önemli, en yoğun yaşayan kesim de iş dünyası. Bu 40 senelik rüyada en önemli aktörlerden biri ve en önemli destekçilerden biri iş dünyası oldu. Aslında kendi içinde değişimi en yoğun yaşaması gereken, bu sürece kendini uydurması gereken kesim olmasına rağmen iş dünyası büyük bir çoğunluğuyla Avrupa Birliği sürecinin Türkiye'nin demokratikleşme hedefiyle uyumlu olduğunu çok önceden gördü diye düşünüyorum. Biz TÜSİAD olarak özellikle 80'lerin sonundan itibaren Türkiye'nin Kopenhag kriterleri çerçevesinde bir yönetişim biçimine ulaşması, bir açık toplum olmaması konusunda yoğun çaba harcadık. Bunu ekonomik sebeplerle de istedik, siyasi sebeplerle de istedik. Kaldı ki şunu da çok net görüyoruz. Avrupa Birliği süreciyle Türkiye'deki demokratikleşme çalışmaları, sivilleşme çalışmaları, toplumun daha özgür, birliğin daha önde olduğu bir toplum olma yolunda yapılan çalışmalar, daha çok sesli bir toplum olma yolunda yapılan çalışmalar hız kazandı. En yoğun reform sürecini de görüşmeler başlar başlamaz yaşadık. Onun öncesinde de 2001 senesinde uyum süreci ayak uydurmak üzere de Türkiye biliyorsunuz anayasasında bir takım değişiklikler yaptı. Biz AB sürecinin aslında üyelik kadar önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. İş dünyası TÜSİAD perspektifinden bakarsak hep bu sürece destek verdi ve Türkiye'nin üyeliğini Avrupa Birliği'nin başkentlerinde de destekledi. Biz TÜSİAD olarak 1995 senesinde ofisimizi Brüksel'de açtık. Ve bu bizim aslında Gümrük Birliği'ne üye olduğumuz seneyle biliyorsunuz tesadüf ediyor. Gümrük Birliği konusunda ki Avrupa Birliği'ne üyelikte ilk adım buydu. Gümrük Birliği konusunda farklı tartışmalar yaşadı Türkiye. İş dünyasının bir kesimi bundan çok ciddi etkilendi. Biliyorsunuz Türkiye daha kapalı bir ekonomiydi. Rekabet koşulları daha kapalıydı. Ve Gümrük Birliği ile birlikte Türkiye'deki şirketler kendilerini bu rekabete hazırlamak zorunda kaldılar. Bence bu çok önemli bir gelişme ve hem şirketlerin kurumsallaşması ve sürdürülebilirliği açısından uzun vadede çok önemliydi. Hem de aslında tüketicinin ve iş dünyasının ürünlerini, hizmetlerini kullanan tüketicinin daha kaliteli, daha iyi şartlarda mal ve ürün kalitesine ulaşması açısından önemliydi. Ve Gümrük Birliği ile birlikte biz kendimizi bu sürecin içinde değişmeye ve değişmeye hazırlamaya başladık. Diğer taraftan demin söylediğim gibi Kopenhag kriterleri çerçevesinde bireyin ön planda olduğu, ifade özgürlüğünün ve insan haklarının ve şeffaflığın daha önde olduğu bir toplum haline gelme süreci başladı. Daha burada gidecek çok yolumuz var. Türkiye'nin bu kriterleri tamamıyla bitirdiğini, tamamladığını söyleyemeyiz. Ama 2005 sonrasında yaşadıklarımıza bakarsak bu yolda önemli adımlar attık. Bu süreç nerede noktalanacak? Biz ne zaman AB üyesi olacağız? Demin söylediğim gibi yönetişim adına zaten o süreci yaşıyoruz. Bugün çevre konularından tutun, kurumsal ihalelere kadar birçok noktada Avrupa Birliği uyum sürecinin gerektirdiği şartnameleri, kanun tasarılarını Türkiye gerçekleştirmek zorunda ve kurumsal bazda bunu gerçekleştiriyor. Ama Avrupa Birliği'ne sonuçta üye olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bence bu süreci yaşıyor olmamız çok daha önemli diye düşünüyorum.
Kaldı ki şu anda Avrupa'da kendi içinde çok önemli değişimler yaşıyor. Bildiğiniz gibi Eurozone, yani Avro para biriminin geçerli olduğu piyasalarda da bir karışıklık yaşanıyor. AB nasıl bir yeniden yapılanmaya gidecek, bunu göreceğiz. Türkiye hangi şartlarla üye olacak? Bu şartlar değişebilir Avrupa'da. Ama her halükarda bu sürecin devam etmesi Türkiye'nin birinci ligde bir ülke haline gelebilmesi için yaşam standartları adına devam etmeli diye düşünüyorum. Ve iş dünyası da bunu her zaman desteklemeye devam edecektir. Kadın konusunu tabii çok farklı ele almak lazım. AB gene önemli bir rehber bize diye düşünüyorum. Kadının en azından hayattaki veya sosyal hayattaki etkinliğine bakarsanız, oradaki istatistiklere bakarsanız ne kadar sıkıntılı bir noktada olduğumuz görünüyor. Kadının istihdama katılımı Avrupa'da ortalamalar %50'lerin üzerinde. Türkiye'de bu maalesef hala %26'larda. Bir ara %23'e kadar düşmüştü. Siyasette kadına bakarsak, işte parlamentomuzda, ki bu bir iyileşme sayılabilir, %18'e çıktı kadın katılımı. Avrupa'da birçok ülkede biliyorsunuz zaten kotalarla belki bu düzenlenme sağlanmış ama kadının eşit temsili söz konusu olabiliyor. Türkiye'de farklı noktalarda aslında enteresan örnekler yaşayabiliyoruz. Yani bugün Türkiye'deki CEO sayısı, kadın CEO sayısı Avrupa Birliği'nin çok üstünde ama gerçekten ekstrem örnekler veya istisnai örnekler dışında genel olarak kadının toplumdaki yeriyle ilgili bir sıkıntımız var. Ama bunun ben sadece yasalarla düzenlenebilecek bir sorun olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü biz yasalarımızda değişiklikler yaptık ama gerekli olan zihniyet değişikliğine daha henüz Türkiye ulaşamadı. Ve bu da bence zamanla ve eğitimde bir takım farklılıklar hayata geçtikçe olabilecek bir şey. O açıdan da bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına bu konuyu canlı tutmak, bu konuda biraz aslında muhalefet yapmak için görev düşüyor diye düşünüyorum. Çünkü bu bir zihniyet meselesi. Kadının toplumdaki etkinliğini, kadının ailedeki yeriyle sınırlamakla başlarsanız o zaman eşitliğe ulaşmanız, yani cinsiyet eşitliğine ulaşmanız imkansızdır. Oysa kadın önce bir bireydir ve birey olarak hakları ele alınmalıdır. Ama biz kadın önce ailedeki yerinden sorumludur sanıyla ortaya çıkarsak o zaman kadına çeşitli kısıtlamalar veya eşit vatandaşlık anlamında önünü kapayıcı bir takım düzenlemeler getiriyoruz demektir. Bu da işte maalesef bir zihniyet sorunudur. Burada Avrupa'nın birçok ülkesinde, hatta Avrupa ülkelerinde de farklılıklar var. Yani kuzeye gittikçe bu farkındalık artıyor. Güneye gittikçe biraz daha kadına bakış açısının sorunlar olduğunu görebiliyoruz. Ama genelde Avrupa Birliği birey hakları üzerinden hareket eden anayasalar hazırlayabildiği için kadın sorunlarında daha duyarlı ve kadınlara etkin hale gelebiliyorlar. O açıdan da bu değer bütünü açısından da Avrupa Birliği'nin çok önemli bir referans olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Avrupa Birliği hala Türkiye'de kadının statüsüyle ilgili raporlar hazırladığı sürece aslında Türkiye'ye de bir noktada rehberlik ediyor. Bence bu zihniyet değişimi için de böyle bir etkinlik önemli. Kadına bakış açısı bir zihniyet problemi. Bunu değiştirmek için de sadece yasaları yapmak yeterli olmuyor. Tabii yasaları yaparken kadın katılımını, sivil toplum katılımını sağlamanız çok önemli. Aslında biz zaman zaman kadın sorunlarının veya kadının toplumda temsili konusunun erkekler tarafından ele alındığı bir gündemde yaşıyoruz. Ve bunu açıkçası bir sivil toplum örgütü başkanı olarak çok da yadırgıyorum ve bunu da dile getiriyorum. Daha çok insanın bu konuda da, hatta erkeklerin bu konuda biraz daha önde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü kadın bir toplumun yarısını teşkil ediyor ve kadınları ekonomik gelişmeye, siyasi gelişmeye, sosyal gelişmeye katmadığımız ve katılımın eşit şartlarda olduğu, katılımın eşit şartlarda gerçekleştiği bir toplumu gerçekleştiremediğimiz ölçüde de ilerlememize imkan yok. O açıdan da zaten Türkiye'nin gelişmişlik
endeksinde maalesef yeri dünya ölçeklerinde iyi bir yerde değil. Bir taraftan da kadın sorunlarını bir kadın programı içinde ele almak lazım. Bugün kadınlarla ilgili, kadının istihdama katılımı ile ilgili programlar uygulanmaya çalışılıyor ama bir aile bakanlığı çerçevesinde bu yapılıyor. Bu aslında özünde eminim çok iyi niyetle yapılıyor bu ama özünde lisanda bile kadının rolünü aile içinde de tarif eden, kadının ailedeki rolüyle tarif eden bir bakış açısı. Erkekler için böyle bir uygulama yok. O açıdan burada daha eşitçi bir dil kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.